Otobaks'tan herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Mercedes CLA 200 AMG. 1.3 Mercedes olur mu? Renault motorlu Mercedes olur mu? Olur. Çok da güzel olur. Eski neslin daha böyle yüksek hacimli motorlarını aratıyor mu? 1.3 bir motor, 163 beygir güce sahip, makyaj öncesi versiyonda 250 Newton torka sahipti, artık 270 Newton torka sahip. Yaklaşık bir sene önce falan bir makyaj gördü. Makyajla birlikte önceki modelde, makyajsız modelde beğenmediğimiz kusurlarını geliştirdi ve ben buradayım diyor. Şimdi tasarımına baktığımızda Mercedes A hatchback, Mercedes A sedan ve CLA. Bu üç farklı modelin hepsine gerek var mı veya birbirlerinden farkı ne? A ve A sedanı ayrı tutuyorum. CLA özellikle Mercedes sevenlerin çok sevdiği bir dört kapı kupe formunda bildiğiniz gibi. Yani yavru bir CLS diyebiliriz bu otomobil için. Mercedes modellerinde artık alıştığımız Mercedes logolu bu güzel ızgarası, işte bu kaputun üzerindeki şu çıkıntıları hem dışarıdan hem de içeride sürüş sırasında gayet hoş gözükmesiyle oldukça güzel bir tasarım. Dört kapı kupe formunu beğenmeyenler olabiliyor. Fakat beğeneni de bir hayli fazla. Şöyle yan tarafına geldiğimizde yine Mercedes AMG modellerinden görmeye alıştığımız çok kollu jantlar bulunuyor. Siyah renkli olması bazen böyle otomobilleri biraz daha çiğ gösterebiliyor. Fakat hem bu siyah gövde rengiyle hem de bu çok kollu jantlarla yan taraftan baktığımız zaman gerçekten uyum içerisinde. 225 tabanlı 19 inçlik jantlar. Şöyle yandan baktığımızda otomobilin tasarımıyla bütünleşiyor. Büyük olması güzel gelebiliyor insanlara. İçinde özellikle o hava kanallı diskleriyle falan AMG olduğunu hissettiriyor otomobilin. Bridgestone marka lastikler run flat özelliği sebebiyle biraz sürüşe bir sertlik katıyor, biraz konfordan çalıyor. CLA 200 ülkemizde sadece AMG paketi satılıyor. Yine cam tavana sahip bu otomobil. Şöyle geldiğimiz zaman, tabii dediğimiz gibi 4 kapı kupe formu. A sedandan en çok ayrılan kısmı şöyle yandan baktığımızda şu arka tasarım. Şimdi arkasına geçtiğimizde o dedi ki hani yavru CLS diye. Yani baktığımız zaman arkadan böyle olduğundan daha büyük, daha ağır başlı bir spor otomobil havası da veriyor. Egzoz çıkışlarımız hiç sevmediğimiz gibi. Fake egzozumuz normalde altında aşağıda o iki tane çıkış, yalancı çıkışlar. Şimdi arkadayken bir bagaja bakalım. 460 litrelik bir bagaja sahip. Bu formdaki otomobiller gibi yükleme alanı biraz dar ama içeriye doğru oldukça uzun bir bagaj. Şöyle baktığımız zaman yani 460 litreden çok daha fazla 500-520 litre bir bagaj havası veriyor. Şöyle kafamızı eğip içeri baktığımızda ucunu göremediğimiz bir bagaj. Mezar gibi derler ya öyle. Fakat şu aralığın kısa olması yani bu tarz otomobillerde zaten böyle. Bunu eleştirmeye gerek yok. Şöyle altını açtığımızda stepnesi bulunmadığı için lastik tamir kiti bulunuyor. Bagajı genel olarak güzel, derli toplu. Hatta şuralarda çamurluk çıkıntılarının çok fazla olmaması güzel. Ama yine dar olmasından ötürü şu rayların yürüdüğü kanallar burada bagaj hacminden biraz çalıyor. Bagaj böyle. Şimdi içine geçelim. İçinde çok güzel bir opsiyona sahip. Mercedes'in Bahia kahve dediği kahverengi böyle süet alkantara benzeri koltuklara sahip. Hadi gelin ona bakalım. Çekim sırasında kameraya oldukça güzel düzgün görünmeye çalışıyoruz ya. Şu an böyle boynum yamuk. Bacaklarımın arasında şu koltuk. Burada pek rahat değilim. Önde 1.75-1.80, arkada da yine o boylarda birisi oturduğu zaman rahat yolculuk yapabilir. Fakat koltukların şu minderi biraz fazla aşağıda geldi ön tarafı. Hani çok düz olmuş, biraz daha eğimli olsa daha iyi olurdu. Deri, işte bu süet benzeri, bu renk koltuklar oldukça güzel. Koltukların kafalıkları güzel. Daha çok böyle arka koltukta 3 kişi değil, 2 kişi yolculuk yapmak üzere tasarlanmış. Ön tarafta da gördüğüm şu ön koltuk kafalıkları, işte içlerinin şu boşluğu, etrafındaki şu çerçevesi falan, bunlar güzel. Kapı içleri yine koltuktaki bu süet burada da devam ediyor. İşte alüminyum kapı kolları, hoparlörü falan. Arka taraftaki kapı gözleri biraz küçük. Hatta ufak su şişesini sokmak için böyle bir değişik bir hareket yapmak gerekiyor. Şuradan bir yerden geçirmek gerekiyor. Kapı kolu tutma alanı güzel. Yine ortada açılan bir kol dayamamız var. Şöyle iki tane bardaklığı bulunuyor içinde. Sunroof bulunmasına rağmen arka tarafta özellikle bu tavanın eğimi,
çok fazla bir baş mesafesi sunmaması, şu koltukların biraz arka tarafa fazla yakın olması, yani iç mekanın küçüklüğüyle birlikte bazılarına klostrofobik gelebilir. Yine ön tarafta bulunan böyle uçak motoru benzeri tasarıma sahip havalandırma çıkışları, işte bir tane şurada Type-C USB girişi bulunması falan, bunlar yani bu sınıfta yeterli. Ama dediğimiz gibi arka tarafında otomobilin çok mutlu değiliz. Ön taraf daha güzel. Bir an önce oraya geçelim. Ön tarafta tabii ki arkaya göre daha mutluyuz. Yine kapı içleri oldukça güzel. Bu süretler ön tarafta da devam ediyor. Şurada şu koltuk ayarlarını yaptığımız koltuk ısıtmanın tuşunun da bulunduğu büyük alüminyum, fırçalı alüminyum alan güzel. Şuralar deriyle kaplanmış. Konsol komple deriyle kaplı. Şurada yine fırçalı alüminyum devam ediyor. Piyano bilekler bu kısımda yeterli. Burada biraz fazla bulunuyor. Uçak motoru şeklinde havalandırma nozulları, bunlar gayet güzel artık Mercedes'in klasiği oldu. 10.25 inç, 10.25 inç iki tane ekrana sahip, hem göstergede hem medyada. Tek bir cam altında bulunduğu için tek parçaymış gibi gözüküyor. Güzel olmuş. Makyajla birlikte gelen şu yeni direksiyon tasarımı, şu kollarının çift parça olması benim sevdiğim bir tasarım. Buradan sağ taraftaki, buradan sol taraftaki ekranı kontrol edebiliyoruz. Vites kulağını buradan alıp buraya koymak burada bayağı bir alan kazandırıyor bize. Makyajla birlikte güncellenmiş. Şöyle bir göz bulunuyor. İçinde kablosuz şarjımız var. İki tane bardaklığımız var. Şurada güzel kaydırmaz pedi olan ufak tefek malzemelerimi koyacağımız bir alan. Radyonun açma kapama ses ayar tuşu burada. Yine kamerayı buradan açıp kapatabiliyoruz. Geri görüş kamerasının çözünürlüğü de muazzam. Çok hoşuma gitti. Ön tarafta baş mesafesi güzel. Arka taraf gibi değil. İdeal sürüş pozisyonumuzu bulabiliyoruz hem koltukta hem direksiyonda. Direksiyonun şu arkasındaki kulakçıklarla vitesi arttırıp azaltma imkanımız bulunuyor. Yani AMG bir Mercedes'te olması gerek zaten. Şuradaki şu piyano tuşu benzeri tuşlar, klimanın kontrolleri hem manuel olmasından dolayı, dokunmatik olmamasından dolayı hem de sevdiğimiz bir tasarım olmasından dolayı güncelleme ile birlikte değiştirilmemesi benim hoşuma gitti. Torpido gözü çok büyük değil. İçine şöyle ufak Mercedes'in kitapçığını koymuşlar mesela. O tarz şeyleri anca alabilecek büyüklükte. Sınıfının gereklerini az çok yerine getiriyor. Bir Mercedes'ten beklediğimiz kalite havası CLA olmasına rağmen, yani giriş seviyesi, bunlara Baby Benz diyorlar ya, olmasına rağmen beklediğimiz gibi bizi hiçbir şekilde yanıltmıyor, şaşırtmıyor. Eski modelde şurada bulunan AMG versiyonlarında direksiyondaki süretler gitmiş. Onun yerine bu piyano bileklerle alüminyum kaplamalar gelmiş. O da güzel. O biraz böyle yıpranıp kısa sürede kötü bir görünüme sahip olacakmış gibi hissettiriyordu. Şu alanda kullanılan ışıklar böyle kristalize, daha bir lüks, premium hissettiriyor. Yani genel olarak otomobilin içinden, özellikle ön tarafından oldukça memnunuz. Bakalım sürüşü nasıl? Haydi yola. Yıldız'a rütbe sorulur mu? Şimdi son zamanlarda Mercedes'e bu Yıldız'a rütbeyi sorar olduk. Neden? 1.3 Mercedes olur mu? İşte Renault motorlu Mercedes olur mu? Olur. Çok da güzel olur. Üzerinde 1332 cc bir Renault, Nissan, Mercedes ortak bir motor var. Buradaki kafa karışıklığını bir kere çözelim. Bu motor Mercedes'ten direkt alıp fabrikaya gelip sandığı açılıp otomobilin üstüne konulan bir motor değil. Zaten Renault, Nissan, Mitsubishi grubunun Mercedes'le birlikte Mercedes'in de gelişiminde katkıları olduğu bir motor. Eski neslin daha böyle yüksek hacimli motorlarını aratıyor mu? Kesinlikle aratmıyor. Güç olarak, teknik veriler olarak 1.3 bir motor, 163 beygir güce sahip. Makyaj öncesi versiyonda 250 Newton torka sahipti. Artık 270 Newton torka sahip. Bu veriler baktığımızda bir 10 yıl öncesinin 2 litre motor verileri aslında. Hani 2 litre atmosferik bir motordansa artık günümüzde zaten birçok marka daha ufak hacimli turbo motorlara döndü. Mercedes de bundan nasibini aldı. Böyle bir şey oldu. Bu ufak hacimler Mercedes'in daha önce tarihinde olan hacimler değil. 1.3'ler, 1.4'ler eski A serilerinde, ilk A serilerinde vardı. Fakat şimdi burada yıllardır bu hacimde motorlar üzerine uzmanlaşmış bir markanın ürününü onunla birlikte geliştirip kullanmak kesinlikle kötü bir şey değil. İnsanlarda şu var,
Renault motorlu alınmaz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ki yıllardır BMW'lerde de Peugeot ile ortak üretim motorlar zaten kullanılıyor. Artık birçok markada bunları göreceğiz. Otomobilin 0-100 km hızlanması bu üzerindeki motorla birlikte 8.4 saniye. Maksimum hızı da 229 km. Göstergede de aşağı yukarı 236-237 gibi bir şey görüyorsunuz. Gayet canlı, akıcı bir motor. Otomobilin 1450 kilo ağırlığıyla rahatlıkla baş edebiliyor. Ha, tabii ki bundan çok daha fazla performans isteyenlerin bakması gereken seçenek CLA 45 AMG versiyonu. Yakıt tüketimi konusunda da oldukça tutumlu. Özellikle hem Renault modellerinde biliyoruz 1.3 TC'leri az yakmalarıyla ünlü motorlar. Mercedes bu güçlerde de hala az yakıyor, hala tutumlu davranıyor. Şöyle ki şehir içi karma kullanımlarda 6 litre civarı geziyor bu otomobil. Yine performanslı sürüşlerde tabii ki daha fazla üzerine çıkabiliyor. Mesela şimdi son sıfırlamadan sonra yaklaşık bir 5-6 kilometre daha yolunda gazladık. 12 litreleri buldu. Tabii ki sürekli 12 litre yakacak diye de bir şey yok. Yine uzun yolda otoyol sürüşlerinde 5 litreleri, 5 küsür litreleri görmek bu otomobilde oldukça kolay. Motor ve tüketimden bahsetmişken, daha yolunda gazladık demişken, otomobilin sürüşü önden çekişli olmasına rağmen bir Mercedes önden çekişli olur mu? Önden çekişli Mercedes de çok güzel yol tutuyor. AHB'ye göre bu otomobil ağırlık merkezinin biraz daha arkaya kaymasından dolayı kafanın kontrolünde biraz daha nötr hissettiriyor. Viraj içinde gaza bastığımızda da şöyle nasıl hissettiriyor? Yani bir karış bir yana yattıktan sonra ileriye doğru ok gibi fırlıyor. Öyle çok ciddi kafadan kaymalarla mücadele etmiyoruz. Çekiş, kontrol, işte ESP devredeyken. Yine liftofflarda, viraj içinde ani gaz kesmelerde, ani frenlerde arka tarafın kontrolü de oldukça güzel. Ufak bir salınımdan sonra çizgisine hemen oturuyor otomobil. Bu sınıfta önden çekişli bir otomobil için gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Sürüşünün zevkli. Hatta CLA 200 yerine keşke 45'i test otomobili olarak gelseydi daha fazla eğlenirdik diye düşündüm. Yani bu kasada, bu şaside, bu motor, bu yürüyen oldukça güzel. Önde MacPherson, arkada bağımsız bir mimariye sahip. Konfor anlamında da özellikle ön tarafta oturanlar için oldukça konforlu. Arka tarafta yine dediğimiz bu alan ufaklığından dolayı yaşanan sıkıntıları bir kenara koyarsak gayet rahat böyle sükunet içerisinde yürüyebiliyor otomobil. CLA'da diğer A serilerinden farklı olarak kapı camları direksiz bildiğiniz gibi. Cam tavandan, işte kapılardan, ön camdan gereksiz rüzgar sesi almıyor otomobil. Büyük jantlarından ve ram filet lastiklere sahip olmasından ötürü dediğimiz gibi bir tık konforu kötü etkiliyor. Hatta bir tık da yol sesi alıyor diyebilirim. Muhtemelen makyajla birlikte arka amortisörün çalışma aralığı bir nebze artmış olabilir. Bu kasis geçişlerinde, salınımlarda falan arka taraf eskisine göre biraz daha iyi hissettiriyor. Biraz daha yumuşak, salınımları daha kabul edilebilir hissettiriyor. Önde hava kanallı diskleri bulunuyor. İlginç bir şekilde arka tarafta, arka diskte hava kanalı bulunmamasına rağmen oldukça etli bir diskti. Garip geldi. Önde hava kanallı diskin haricinde bir de delikli spor güzel bir fren diski bulunuyor. Bununla birlikte fren dozajlaması, hissiyatı ve yoldaki performansı oldukça güzel. Frenleri bu otomobilin çok iyi diyebilirim. Mercedes'in bu yeni gösterge paneli ve multimedya ekranının kullanımı sürüş sırasında oldukça kolay. Mercedes'in bu MBUX sistemi de oldukça güzel çalışıyor. Yine şu ekranda otomobilin motor verilerini böyle detaylı bir şekilde işte yağ sıcaklığını, turbo basıncını, ürettiği güç ve tork değerini görmek de biz otomobil meraklıları için güzel şeyler. Başta yadırgadığımız ekranlardı. Hani göstergelerin kaybolup buraya ekranların gelmesi ama Mercedes bunu hem gösterge panelinde hem multimedya ekranında çok iyi yapıyor zaten yıllardır. Bunu beğeniyoruz. Kasım 2023. Bu otomobilin fiyatı 2 milyon 354 bin lira. Şimdi CLA'ya niye 2 milyon 354 bin lira verelim? A hatchback yaklaşık 350 bin lira kadar daha ucuzken. Ben daha kompakt bir otomobil istiyorum diyenler için A hatchback bulunuyor. Daha biraz fiyat performans ürünü bir Mercedes buna kıyasla. Ben biraz daha arka tarafta oturulabilir alan arıyorum. İşte arka diz baş mesafesi biraz daha iyi bir otomobil arıyorum. Sedan istiyorum. Hatchback sevmiyorum. Dört kapı kupe formunu sevmiyorum diyenler için A sedan bulunuyor. CLA'da biraz daha böyle tasarımıyla, işte yarattığı algıyla normal standartlardan ayrılmak isteyen insanlar için oldukça güzel tasarımıyla bu fiyatla satışa sunuluyor. Yani her segmentte kasa tipinde istekleri karşılayabilecek modeller
A serisinde şu an mevcut. CLA'da bu örneklerden biri. Genel olarak toparlayacak olursak, dediğimiz gibi 2 milyon 2,5 milyon arası bir fiyat segmentinde biraz daha premium gözüken, ben bir Mercedes almak istiyorum, işte ne bileyim BMW almak istiyorum, Audi almak istiyorum, hani normalin bir tık üzerine çıkmak istiyorum diyen insanlar için, özellikle bu 4 kapı kupe formu otomobillerden hoşlanan insanlar için güzel, değerlendirilebilir bir seçenek. Sadece 4-5 kişi uzun yolculuklar, arka tarafta oturanlar için bir tık sıkıntı yaratabilir. Biraz daha fazla performans isteyenler için ben A45 öneriyorum. Fiyatından bağımsız olarak öneriyorum bunu. Çünkü kullanması zevkli, güzel bir otomobil. Sürüş sırasında sizi kendi gücüyle, ağırlığıyla eğlendirmeyi başarabiliyor. Mercedes CLA 200'den bu haftalık bu kadar. Haftaya başka bir otomobille görüşmeden önce videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir bakın, öyle çıkın. Yine bu otomobille ilgili ve videolarımızla ilgili yorum yapmayı unutmayın. Otobox'tan bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.